akut ishallerin %90'ı virüs nedenlidir. Bu nedenle ishallerin çoğunluğunda antibiyotik tümüyle yersiz ve yanlış bir uygulama olacaktır. Ancak ishal yüksek ateşte ve aniden başlangıç göstermişse, çevrede bir salgın hikayesi biliniyor ise ve kaka kanlı görünümlü ve tenezm dediğimiz dışkılama ihtiyacının dışkılamaya rağmen ortadan kalkmadığı bir durum söz konusuysa antibiyotik akla gelmelidir. İshalde antibiyotiğin gerçekten gerekli olduğu durumlar %10'dan daha fazla olmamalı. Ancak günümüzde gerek ülkemizde gerek Avrupa'daki meslektaşlarımız arasında antibiyotiğe yönelme ve yersiz gereksiz antibiyotik kullanımını sürdürme alışkanlığı ne yazık ki dikkati çekmektedir. Antibiyotik ilişkili ishaller de söz konusu olabilir. Çünkü bizim bağırsaklarımızda bize zarar vermeden yaşayan, vitamin üreten, kısa zincirli yağ asitleri sentezleyen trilyonlarca bakteri vardır. Biz bunlara dost bakterilere probiyotik adını veriyoruz. Ancak bu bakterilerin kolonizasyonu istenmeyen yersiz gereksiz antibiyotik tedavileriyle bozulabilir. Fırsatçı ya da olası zararlı bazı mini canlılar egemenliği ele alabilir. Bu durumda faydalı bakterilerin geriye çekilmesi, zararlı bakterilerin öne çıkmasıyla denge bozulacaktır. Bağırsağın tümlüğü bozulacaktır. Uzak organlara da bakterilerin erişmesi için bir fırsat oluşmuş olacaktır. Antibiyotiğe bağlı ishaller, antibiyotik kullanımı sırasında 5 olgunun birinde görülebilmekle beraber antibiyotik tedavisi sonlandıktan sonra takip eden 2 ay içinde bile ortaya çıkabilir. Bu nedenle sık geliştiği bilinen ama genellikle daha az dikkat çeken bir durumla karşı karşıyayız. Antibiyotiğe bağlı ishallerin %5 ila 18'inde klinik tablo daha ağır olmakta ve fırsatçı önemli bir mikroorganizma olan Clostridium difficile dediğimiz tedavisi de oldukça müşkülat gösteren bir etken rol oynayabilmektedir. Antibiyotiğe bağlı ishallerin önlenmesinde ve tedavisinde probiyotikler güvenlidir ve yeterlidir, yeterince etkindir. Bunu kanıtlayan çok sayıda ardıl çözümlemeler, araştırma raporları ve kılavuz raporlar yayınlanmıştır. Antibiyotik kullanımı ancak yüksek ateş, kanlı ishal, ciddi bir karın ağrısı ve çevrede bilinen bir salgın hikayesi varsa, bakteriyel bir salgın hikayesi varsa anlam kazanacaktır.